Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2024. Şimdi aşırı derecede değerlenmiş olan hisselerimiz var. Bunlar yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Özellikle arkadaşlar üzerine basa basa söylüyorum. Bunlar riskli olarak karşımıza çıkan hisseler nedir? Yükselme potansiyeli, düşme potansiyelinin daha fazla olmaya başlayan hisseler. Yani dikkatli olmak lazım. Genelde arkadaşlar böyle füze gibi fırlamış hisseler bunlar. Onu özellikle belirteyim. Dikkat etmenizde fayda var. Bu tür hisselerde genelde stop loss, yani zarar kes noktası belirleyip, mesela örnek veriyorum, hissenin şu andaki fiyatı 100 liraysa kafadan atıyorum arkadaşlar. %5 zarar yeter. Yani zaten 50 liraya aldım, 95 liraya görünce satsın şeklinde arkadaşlar bir emir verirseniz en azından da zarardan daha az kardan zarar etmiş olursunuz. Ana paradan zarar edene kadar. Velhasıl şimdi arkadaşlar hisselere hemen hızlıca bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk hissemiz yayla, harf sırasına göre gidiyor. Yayla arkadaşlar şu anda bizim için riskli konuma gelmiş. Bollinger bandına göre Bollinger bandının üst sınırının üst tarafında, artı RSI'nin arkadaşlar 80 üzerinde olan, zaten 70'in üzeri aşırı alım bölgesi arkadaşlar. 80 demek artık iyice kızarmaya başlamış demek arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var. Daha yanmış anlamına gelmiyor. İkinci hissemiz RAL Yatırım Holding olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü Metro Yatırım Ortaklığı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. MTRYO. Dördüncüsü MMC Sanayi ve Ticaret AŞ. Beşincisi Marka Yatırım Holding. Altıncısı İşbank ATR'si arkadaşlar, ki çok yüksek. Bu yaklaşık 5-6 haftadır arkadaşlar bu şekilde devam ediyor, ama tabii ki iş lot sayısı az olduğu için oldukça hızlı yükseliyor, ama bir yerde patlar diye düşünüyorum, ama artık ne zaman kimlerinde. Gezinomi Seyahat Turizmi arkadaşlar diğer bir hissemiz. Sonra Derimot Konfeksiyon Sanayi. Beşiktaş Futbol Yatırımlar AŞ arkadaşlar. Darphane Altın Sertifikası. Bu da Altın S1 diye geçiyor. Bunlar arkadaşlar şu aşamada aşırı değerlenmiş olarak karşımıza çıkan hisseler olarak veya pay senetleri olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmanıza fayda diyorum. Tekrar arkadaşlar bakın, bu hisseler düşecek anlamında gelmiyorum, ama bir yeri geldiğinde bir düzeltme yaparsa oldukça sert düzeltmeler yapabilirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.